Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde temiz konusunu işleyeceğiz, başlayalım. Temiz nedir? Önce onu bir anlatalım. Temiz, kelimedeki cümledeki kapalılığı gideren müfret, mansup, nekra kelimeye denir. Müfret tekil olacak, mansup olacak, fethalı olacak, nekra olacak, eliflamsız olacak arkadaşlar. Temiz budur. Kendinden önce gelen kelimeyi açıklar. Temizden önce gelen açıklanan kelimeye de mümeyyez denir. Örneğimize bakalım. İştera Muhammedun sundugan tüffahen. Bakın burada iştera satın aldı. Muhammedun Muhammed satın aldı. Sundugan bir sandık satın aldı. Bakın bir sandık ne aldı? Bizim bunu eğer tüffahen kelimesini söylemezsek bilinme ihtimalimiz yok. O zaman bir temize ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu sunduk kelimesinin bir kasa ne olduğunu öğrenmek istiyorsak bu temyizi belirtmemiz gerekiyor. İşte temyiz kendinden önce kelimeyi açıklar demiştik. Bakın sunduk kelimesini açıklıyor bize. Bir sandık ne almış? Bir kasa ne almış? Elma satın aldı. Muhammed bir kasa elma satın aldı. Buradaki tüffahan kelimesi temyiz, sunduk kelimesi de mümeyyiz oluyor. Ve yukarıda bahsettiğimiz müfret, mansup, nekra özellikleri var mı bakalım. Bakın tüffah kelimesine eliflam var mı? Yok. Demek ki nekra gelmiş. Evet mansup mu? Fetay gördünüz. Evet mansup. Peki müfret mi? Evet, tüffah kelimesi müfret, tekil bir kelimedir. İkinci örneğimize bakalım. Şeribe el meridu küben haliben. E, hasta bir bardak süt içti. Bakın şeribe el meridu. E, hasta içti. Küben, bir bardak içti. Bir bardak ne içti? Süt mü içti? Su mu içti? İlaç mı içti? Ne içti? Evet bunu bilmemiz için buradaki temiz kelimesini e, söyleriz. Temizimiz burada haliben kelimesidir. Mümeyyezimiz yani açıklanan kelime de küben kelimesidir. Şu yukarıdaki müfret, mansup, Nekra özellikleri olmuş mu bakalım. Haliben kelimesi bakın eliflamsız, nekra. E, fethalı gelmiş, mansup. E, peki müfret mi? Evet halip kelimesi müfret bir kelimedir. Temyiz başlıca iki kısma ayrılır arkadaşlar. Temmizü müfret veya temmizü melfuz şeklinde ifade edilir. bu kendinden önceki kelimeyi açıklar. Yani bir kelime açıklandıysa biz buna temmizün melfuzun şeklinde söyleriz. Bakın yukarıdakiler öyle bir kelimeyi açıklıyordu. Sunduk kelimesini açıklıyordu. Küb kelimesini açıklıyordu. kendisinden önceki lafızdaki kapalılığı giderir. Melfuz söylenmiş demektir. Bu türden olan temyiz ağırlık, hacim, uzunluk ve sayılarda olur. Yani ağırlık bildiren bir şey varsa, hacim bildiren, uzunluk veya sayı bildiren bir ifade varsa bu temiz türünü kullanırız arkadaşlar. Örnekleri inceleyelim. El misahati ölçü birimi demek. Evet. <laughs> İşterayna zira'an hariran. Ee, bir zira ipek satın aldık. Kulaç. Belki böyle ifade edebiliriz. Satın aldık. İkincisi adet sayı bildiriyor. Fil hadigati tis'atu evladin. Bahçede dokuz çocuk vardır. Ee, burada bakın tis'atu evladin sayıdan sonra gelmiş bir temizimiz var. Vezin ölçü bildiren. İştara aliyyun kintara fahmin. Bakın burada değişti bir özellik var. Ee, bu bunun muzah muzafun ileyhi olarak geldi. Ee, evet bu şekilde de gelebilir. Tartı bildirenler elkeylu. Şeribel merizu kuban min halibin. Evet. Hasta sütten bir bardak içti. Bakın burada e, küben haliben de diyebilirdi. Küben min halibin şeklinde de söylenebilir. Notumuz hemen burada. Bunlarla ilgili notumuzu söyleyelim. Ağırlık, hacim, uzunluk ve alan temyizlerinin muzaaf olması. Bakın burada kintara fahmin şeklinde muzaaf olarak gelmesi veya kendinden önce bir min Bakın burada olduğu gibi min gelmesi caizdir. Anlam bakımından fark yoktur. Yukarıdakiler nasıl temiz olarak öncesini açıklıyorsa bunlar da aynı işi yapıyorlar. Müfret temiz kendi içinde ikiye ayrılır arkadaşlar. Ölçü tartı bildiren e, temiz çeşidi. Yani ölçü tartı bildiren kelimeleri temiz eden temizimiz. İkincisi de sayılar. E, birincisini inceleyelim tü i̇şte kiilen tüffahen Bakın burada ne var? tü i̇şte satın aldım kiilen bir kilo Tüffahen elma satın aldım Burada işteraytü kiilen dediğimiz zaman e, Bir kilo satın aldım Ne aldın? Belli değil Evet bunu açıklamak e, icap ediyor Kilo ne olduğunu bir öncesindeki kelime açıklar demiştik Tüffahen şeklinde bir kilo elma satın aldım Bakın tüffah kelimesi burada temizimiz Mümeyyiz olan kelimemiz kiilen kelimesidir bunu açıklamış. Hocam kiilen kelimesi neden mansup gelmiş? E, hemen bakalım. Neden öyle mansup gelmiş? Çünkü iş fiil tü fail. E, o zaman meful olduğu için mansup gelmiş. Hocam bu niye mansup gelmiş? Buna tabi olduğu için, hayır arkadaşlar, o bu özellik burada yok. E, tüfvehin kelimesi zaten temiz olduğu için mansup tur temizler, baştan sona mansup arkadaşlar. Peki hocam bu şekilde min tüfvehin desek, min harfi celli getirsek, getirebilirsiniz, kullanımı caizdir. E, bu şekilde ki ile tüfvehin şeklinde muzaaf muzafun dile getirsek, bu da caizdir arkadaşlar. Hepsinin manası aynıdır, bir kilo ya da elmadan bir kilo. E, elmanın bir kilosu şeklinde manaları aynı manaya gelir. Sonraki örneğimiz indi kilo aselen. Benim yanımda bir kilo bal var. Bakın burada asel kelimesi temiz, kilo kelimesi mümeyyezdir. Benim yanımda bir kilo var. Benim yanımda bir kilo ne var? İşte aselen kelimesi bize bunu temiz olarak açıklıyor. Sonraki örnek işte mitran Sufen, bir metre yün kumaş aldım. Burada e, mitran, işterayt mitran, bir metre satın aldım. Bir metre ne satın aldım? Bak belli değil. Cümlede kapalılık var, kelimede kapalılık var. O zaman sufen kelimesiyle, temiz olan sufen kelimesiyle buna e, açıklık getirmiş oluyoruz. Min el fazil vezin, ölçü kelimeleri. Kintar, Mısır'da kullanılan e, bir ağırlık birimi arkadaşlar. Kilo, kilo. Ton, bu tinnun kelimesi ton, bizim bildiğimiz ton. miskal kelimesi var, bu da bir ağırlık çeşidi arkadaşlar. Gram, e, ciramun, gram. E, Ratlun, bu da aynı şekilde Mısır'da kullanılan bir e, ölçü, tartı birimi. Ukiyetun, okka demek. Min elfazıl mizahı, bu da e, mesafe ölçümü için kullanılan ölçü birimleri. Hacim, e, metre, mesafe, evet. Mitrun, metre. Hektarun, hektar. Kıyratun. bu da bir ölçü arkadaşlar özel metre ölçüsü var kaç birim şu anda hatırlamıyorum. Fedenun ziraun zira mesela ön kol demek parmak uçlarımızdan kolumuzun ilk boğumuna kadar yani dirseğimize kadar olan bölümü. Minel keyl. ölçü hacim birimlerinde Litrun. evet erdebun saun müddün bunlar arkadaşlar şurada gördüğünüz bakın sa tenike gibi bir şey müddün de bir kase. Belki bir kap, bir maçrapa Bu manalara geliyor. Sayılardan sona gelen temiz nasıl olur? Bunlarla ilgili arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Önce 1 ve 2'yi anlatalım. 1 ve 2 sıfat tamlaması gibi olur. Sıfat tamlamasının kendisidir. Dört yerde uyum sağlar. Sayı, cinsiyet, hareke ve marifelik nekralık. Sıfat tamlamasında bu özellikleri sağladığında sıfat tamlaması oluyordu. Sayılarda bu şekilde sıfat tamlaması olur. Bakın kitabun vahidun bir kitap. E, eliflamsız lamsız, harekeler merfu, e, müzekker müzekker bu şekilde. Kitabani bakın tesniye gelmiş sayı uymuş. İsnani aynı şekilde uymuş. Marifelik nekralıkta ikisi de nekra. E, i̇kisi de tesniyenin raf alameti elif almış. Evet bu şekilde sıfat mevsuf olmuşlar arkadaşlar. Ra'aytu talibeyni isneyni. Bakın burada talibani veya kitabani'deki gibi elifle niye gelmemiş? Çünkü fiil fail var. Ra'aytu fiil fail. Bu da meful olarak gelmiş. Meful. Tesniyenin nasb alameti ye ileydi arkadaşlar. Bir notumuz var. İzafet olunca nun düşer. Yani bu izafetten kastettiğimiz şey hatırlarsanız tesninin ve ceminin nunları izafet yapıldığında düşüyordu arkadaşlar. Aynı şey burada da geçerli. Sellemtu ala isneyi aşara taliben. Bakın isnani idi burası. E, ala harfi cerinden sonra geldiği için ye ile isneyni şeklinde olacaktı. E, aşara kelimesine izafet olduğundan dolayı ala isneyi aşara şeklinde nun düştü. Sonraki örnekte caet isneta aşrate talibeten. Bakın isnetani idi burası. Müennes olduğu için e, ancak buradaki nun izafet sebebiyle düştü. 3 ile 10 arasındaki sayılara gelince bunlardan sonra gelen temyiz, cemi ve mecrur olur arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Cemi ve mecrur olur mesela örnek verelim. Talibun ve muallimetun kelimesine 3 ile 10 arasındaki bir sayıyı getirelim. 4 ve 5 getirmişiz burada. Talibun kelimesini hemen cemiye çevireceğiz. Tullabun değil mi? Ve o tullabun kelimesini de bu şekilde tullabin diye esreli mecrur yapacağız. Hemen başına koyuyoruz arkadaşlar. Erba'etü tullabin. Bakın muallimetün kelimesini ne yaptık? Hamsü, muallimetün kelimesi müennes olduğu için cemi, müennes, salim gelecek. Muallimatin şeklinde. Bakın hem cemi hem de mecrur oldu. şurada bir şey dikkatinizi çekti mi? Erbaatü müennes, hamsü müzekker. Hocam neden böyle oldu? Nasıl anladık? Arkadaşlar, 3 ile 10 arasında gelen sayılarda mümeyyes sayının zıttı olur. Bakın burada zıtlığı ararken çoğul yaptığımız kelimenin müfredine bakacağız. Cinsiyet olarak bakın müzekker. O zaman sayımız müennes gelecek. Burada bakıyoruz. Mü müfred kelimemiz müennes. O zaman sayımız müzekker gelecek. Bu şekilde arkadaşlar bir zıtlık söz konusu olur. Erba'atu tullabin. Dört erkek öğrenci. Hamsu muallimatin. Beş bayan öğretmen. Evet notumuzu okuyalım. 3 ve 10 arasındaki sayılarda sayı ile sayılan kelimenin tekil arasında cinsiyet zıtlığı vardır. Bunu biraz önce açıkladık. Evet diğer notumuz 1, 2, 11, 12, 21, 22 gibi yani 1 ve 2'li olan sayılar daima sayılana cinsiyet yönüne tabi olurlar. Bakın talibun vahidun. Müzekker müzekker. İsneta aşrate talibeten. Burası normalde isnetani idi. Bakın müennes gelmiş. Aşrate müennes gelmiş. Talibeten müennes gelmiş. Bu neden böyle oldu arkadaşlar? Ee, en başta söyledik söyledik bunu. Dedik ki bir ve iki için Hemen neredeydi o? Ha şurada. 1 ve 2 için sıfat tamlaması olur dedik değil mi? Sıfat tamlaması ne yapar? E, sayı ve cinsiyet yönünden uyum sağlar. Zaten bunlar sayılar. O zaman cinsiyet yönünden de tabi olurlar diyoruz. 11 ve 99 sayılarına gelelim arkadaşlar. Bu sayılardan sonra gelen temizimiz müfret. Bakın müfret tekil demek. Ve mansup gelir. Müfret mansup gelir. 11 ve 99 sayılarından sonra gelen temizimiz müfret mansup gelir. Örnek raitu ahada ashara ben Bakın kevkep kelimesi müfret ve mansup gelmiş fetala. bu kaç 11 tane yıldız gördüm diyor. E, mesela burada diyelim karaatu ahada ashara kitaben. 11 kitap okudum mesela. E, diğer örneğimiz fi safi 35 talibeten. Sınıfta 35 öğrenci vardır. Bakın burada talibeten e, müfret gelmiş. E, ve Mansup gelmiş. Fetalı. Ee, burada bir e, özelliğimiz var. Buraya küçük olarak hatırlatma olsun diye yazmıştım. Ee, bakın. E, evet. Burada zıtlıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. fi Kamsun ve seletuna talibeten. Bakın. Kamsun. Kaç bu? 5. 3 ile 10 arasındaki sayılarda sayılanla sayı arasında bir cinsiyet zıtlığı olur demiştik. Bakın. Kamsun müzekker. Saydığımız şey müennes. Gördünüz mü? Bu zıtlık olmak zorunda unutmayan arkadaşlar. Sonraki örnek ha ulai sebeune talibeten orada 70 öğrenci vardır. Bakın burada talibeten kelimesi 11.99 arasındaki sayıdan sonra geldiği için müfret mansup gelmiş. Bir notumuz var. 13-19 sayılarının her iki bölümü de feta üzere meblidir. Yani selâsete ashara. Bakın her ikisi de fethalı. Evet selâse aşrate. Hocam bu neden müennes bu müzekker Arkadaşlar biraz önceki bahsettiğimiz gibi hamsün niye böyle olduysa bu da ondan dolayı. Bu 3 ile 9 arası, 3 ile 10 arasındaki sayılar saydığımız şeye cinsiyet yönünden zıtlık ifade etmesi gerekiyordu. Bu da aynı şekilde. Saydığımız şeyi getirirken cinsiyeti zıtlık olacak. Evet bir notumuz daha var. 13-19 arasındaki sayılarda sayılan isim ile Sayının aşara kısmı cinsiyet yönünden birbirine uygun olurken sayının ilk kelimesiyle bakın burada selasete selase ilk kelime bunlar. Hamsun ilk kelime bu. Evet ilk kelimesiyle sayıdan arasında bir e, şurayı düzeltelim. Cinsiyet yönünden zıtlık olur. Örneğimize bakalım. Selasete aşara, taliben. Bak şu ikisi uygun. Aşara, taliben. Aşara, müzekker. Taliben, müzekker. Alttakine bakalım. Aşarate, talibeten. Bakın aşaralar e, saydığımız şeyle cinsiyet olarak uygunlar. Ama birinci kısımdaki sayılar zıttık ifade ediyor. Bakın selasete müennes taliben müzekker. Selase müzekker talibeten müennes. Yüz, bin ve katlarında temyiz yani saydığımız şey e, müfret ve mecrur olarak gelir. Müfret, tekil, ve mecrur esreli olarak gelir. Okuyalım. Karatü miyete kitabin. Bakın fiil fail karatü meful olarak miyete kitabin şeklinde müfret ve mecrur gelmiş. Yüz kitap okudum. Raaytu miyete talibetin. Yüz kız öğrenci gördüm. İşte elfe kitabin. Bin adet kitap satın aldım. Bakın ister yüz deyin ister bin deyin. Bunun katlarında da milyonda da aynı şey geçerli. Müfret ve mecrur Gelir arkadaşlar. Ee, peki yüz ve katlarında cinsiyet uyumu var mıdır? Hayır arkadaşlar böyle bir uyum aranmaz. Bakın miyetü kelimesi, kitap kelimesi. Hocam miyetü müennes gelmiş. Hayır arkadaşlar miyetünün yazılışı zaten böyledir. Müzekkeri yok ki. Elf kelimesi, elfetün diye bir kelime yok. Onun için böyle. Yani bu e, yüz ve katlarında cinsiyet uyumu aranmaz. Bir başka notumuz daha var. On ve katlarına ukut sayılar el ukut sayı denir. E, cinsiyet uyumu aranmaz arkadaşlar. Aynı yukarıda yüz 100 ve binin katlarında olduğu gibi. Semia aishruune taliben. Bakın 20 öğrenci dinledi. Erkek pardon. Semia aishruune taliben. 20 erkek öğrenci dinledi. Semia aishruune taliben. 20 erkek öğrenci dinledi. Semiat erba'una talibeten. Kırk kız öğrenci dinledi. Bakın burada işrune, müzekker, bu müennes. Böyle bir uyuma bakılmaz arkadaşlar. İşrune yirmi demek. Erbaune 40 demek. Kaç olursa olsun on ve katlarında müzekker veya müennes diye bir şey söz konusu değil. İkisi de ikisi için kullanılabilir. Temyizin ikinci kısmı var demiştik. Temyizül melhuf veya temyizün nisbe şeklinde ifade ediyorduk. Bunu nasıl kullanırız arkadaşlar? İsmi taftil ef'alumin kalıbından sonra gelen ve cümledeki kapalılığı gideren müfret, mansup ve nekra kelimeye nisbet temyizi denir arkadaşlar. Demek ki ef'alumin vezni ne gibi mesela örnek verecek olursak ekberu minke senden büyüğüm mesela. Ekseru minke senden çoğum. Veya buna benzer valüminden sonra bir temiz kullanacak olursak buna temyizül melhuv diyoruz. Sadece mansuk kullanımı var. Bir önceki temyizin kısmında harficerden sonra veya muzafın -muzaf ile olarak kullanılabiliyordu. Bunun ise sadece mansuk kullanımı vardır. Bunlar camit kelimelerle kullanılır. Yani fiilden türememiş kelimeler. Mesela mektup kelimesi camit midir? Hayır arkadaşlar. Ketebe fiilinden türediği için müştaktır. Veya mektebun kelimesi var. E, ofis, masa manasında. Ketebe kelimesinden türediği için müştak diyoruz. Camit değildir. Cümlede hangi yönden, ne bakımdan sorusuna cevap verir? E, örnek verelim. El camiatu ekberu misaheten minel madraseti. Üniversite okuldan kapladığı alan olarak daha büyüktür. Bakın burada mesaheten ya da misaheten kelimesi temizdir. ''Ene ekseru min kamalen ben senden malca daha zenginim ya da malca daha üstünüm gibi. Bakın burada kelimemiz malen mansup kullanılmış. Sadece mansup kullanımı var demiştik. Bakın mansup kullanılmış. Nekramı evet nekra kullanılmış. ''Müfret'' mi? Evet malen. Emval bunun çoğulu. Bak malen kelime tekil kullanılmış. Son örneğimize bakalım. Medineti ecmelü min minhuna. Benim memleketim hava olarak buradan daha güzeldir. Hocam ef alümin kalıbı demiştik. Bakın ekberu min. Bakın burada mavi işaretlediklerim işaret dediklerim. Ekberu min, ekseru min, ecmelü min hep efalü alümin kalıbında kullanılmış arkadaşlar. Bunlar ismi taftil kalıbıdır. İşte bahsettiğimiz ismi taftil kalıbıyla birlikte kullanılıyor. Medineti ecmelü min minhuna benim şehrim, memleketim hava olarak buradan daha iyidir, daha güzeldir şeklinde söylenebilir. Bu da temiz nispe şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Yani bir cümleye hangi yönden daha güzel, ne bakımdan daha güzel veya ne bakımdan daha büyük, ne bakımdan daha üstün şeklinde sorduğumuzda cevabı mesahaten, yüz ölçüm olarak, malen, malca, hevaen, hava olarak gibi cevapları alıyoruz. Bir de bunlara da nispet temizi diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Temiz konusunu burada sonlandırmış oluyoruz. Alıştırmalar için bir sonraki videoya bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.